Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Sanatla programı ile karşınızdayız. Bugün stüdyolarımızda Barış Yılmaz bizlerle birlikte. Barış Yılmaz Bey, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunuyum. Bursa'da okurken tesadüfen birisi bana yol sordu efendim. Bana elinde böyle değişik böyle kuklalar, bir şeyler vardı, böyle tiyatro ile ilgili bir takım materyaller falan vardı. Benim ilgimi çekti. Yani insanoğlu bir arayış içindedir aslında. Bir laf vardır bizde, büyükleriniz çok söyler, bil ama yapma. Bir tiyatro biraz daha oyunculuğun er meydanıdır. Çok doğaçlama yaptığım zamanlar da oluyor. Er meydanlı ve kendine meydan okuma, kendi içgüdüne meydan okuma anlamında daha çok tiyatro diyebilirim. Tamam, sen mesela yolda yürüyorum, müzik dinliyorum mesela. Ciddi ciddi yürüyorum, kendim olmadığım bir şekilde ciddi ciddi yürüyorum böyle. Aslında bir şey yok. Aslında olumsuz şeylerin ne kadar olumlu yerlere kapı açtığını, Şems Tebriz'in dediği gibi nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını. Bazen iyi ki olmuş diyoruz, bazen iyi ki daha kötü sonuçlanmamış diyoruz aslında. Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Sanatla programı ile karşınızdayız. Bugün stüdyolarımızda Barış Yılmaz bizlerle birlikte. Barış Yılmaz Bey, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun. Barış Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz seyircilerimiz için? Barış Yılmaz kimdir? Tabii ki. Öncelikle Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunuyum. Daha sonra 2020 yılında İstanbul Rumen Üniversitesi İş Sağlığı Güvenli Alanında yüksek lisans yaptım. Şimdi ise Anadolu Üniversitesi'nde açıktan sosyal medya uzmanlığı okumaktayım. Üniversite okuduğum yıllarda ve bir tık öncesinde oyunculuğa başladım. Aktif şekilde devam etmekteyim. Bir tık ara verdim koronavirüsten dolayı maalesef. Ama şimdi devam etmekteyim. Şiir çalışmaları yapıyorum kendi çapımda. Onun dışında sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyorum. Kitap okuyorum. Müzik olabildiğince film arada dinlemeye çalışıyorum. İzlemeye çalışıyorum, gayret ediyorum. Böyle koşturmacayla geçiyor genel olarak hayatım. Evet, çok yönlü bir kişiliğiniz var aslında. İnşaat mühendisiyle başlayan serüveniniz aslında farklı kulvarlardaki eğitimler ve farklı mesleki deneyimlerinizle devam ediyor. Biz sizi oyunculuk yönünüzle tanıyoruz aslında, oyunculuk ve tiyatro deneyimlerinizle. Bize biraz oyunculuk deneyimlerinizden nasıl başladı bu tiyatro, sinema hayatınız? Onlardan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Ya biraz klişe olacak ama aslında lise zamanından biraz başladım. Lisede ufak tefek skeçlerle, tiyatro kulübünün sağlamış olduğu imkanlarla biraz başladım. Daha sonra üniversitede inşaat mühendisliği okurken, Bursa'da okudum ben. Bursa'da okurken tesadüfen birisi bana yol sordu. Ben o zaman yüzme kursuna gidiyordum. Yol sordu bir beyefendi bana. Elinde böyle değişik böyle kuklalar, bir şeyler vardı. Böyle tiyatro ile ilgili bir takım materyaller falan vardı. Adres soru, ben dedim ki ben de aynı otobüse biniyorum diye bindik bu kişiyle. Ben sordum hani beyefendi bu nedir, ne değildir bu aletler falan. Ben orta oyuncusuyum dedi. Yani tiyatro ile ilgileniyorum falan dedi. Benim de ilgimi çekti. Benim de merakım var falan dedim. Öyle o beyefendiyle başladık Bursa'da. Daha aktif, daha böyle profesyonel bir şekilde. 1,5 sene boyunca orada görev aldım. Yani Bursa'dan bazı tiyatrolarında falan çalıştım. Aynı zamanda önce çırak, kalfa, usta şeklinde ilerler biraz tiyatro işi. Eğitimimi orada aldım. Mezun olunca da 2018'de buraya gelmek durumunda kaldım İstanbul'a. Oraya biraz ara vermiş oldum. Sonra burada olabildiğince devam ettim oyunculuğa. Böyle başladı. Daha çok çocuk tiyatrosu yaptık biz Bursa'dayken. Onun enerjisiyle, onun sevecenliğiyle falan başladık. Daha sonra trajedi, dram şeklinde ilerledi. Benim de merakım arttı. Yani beyaz yakalı meslekler okurken bu daha çok ilgimi çekti. Onlar da bir kenarda tabii ki ama daha çok ilgimi çekti. Kendimi daha iyi hissettiğimi düşünerekten bu yola başvurdum diyebilirim. Evet, aslında inşaat mühendisliği okudunuz. Hatta çok da güzel bir üniversitede, Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği. Harika bir bölümde okurken onu bitirdiniz ama o eğitimi tamamladınız. Tabii. Ama daha çok alanınıza oyunculukla devam ettiniz. Tamamen aslında istediğiniz yön, istediğiniz doğrultusunda mı oldu bunlar? Ya insanoğlu bir arayış içindedir aslında. Bir laf vardır bizde, büyükleriniz çok söyler, bil ama yapma diye. Evet. Bil bir kenarda kalsın diye. Ben 2014'te üniversiteye girdiğimde inşaat mühendisliği tabiri caizse yıkılıyordu yani. Millet mühendisi olmak için, inşaat da olabilmek için can atıyordu. Tabii tabii, hala da öyle aslında baktığınızda. Ya son zamanlarda biraz tabii virüsün de etkisiyle birazcık sekteye uğrayan meslekler var. İnşaat da biraz bundan payını aldı. O yüzden ben farklı alanlara biraz yönelmek durumunda kaldım. Çünkü devam eden bir hayat var, maddiyat var bir yandan derken
İnşaattan biraz ara verip iş sağlığı güvenliği alanına girdim. Çünkü derslerini almıştım, bizim bölümümüze yakın bir bölümdü. Yüksek lisansı da oradan yaptım. Çünkü inşaatta çok fazla bir gelecek göremedim maalesef. Daha sonra iş sağlığı güvenliğine başvurdum. Oradan mezun oldum vesaire. Hatta şu an aktif olarak da yapmaktayım aynı zamanda. İş güvenliği uzmanlığı da yapmaktayım. Evet, o da çok popüler zamanlarda inşaattan... başta bir meslek aslında. İnşaattan daha popüler, evet. Oradan yolumuza devam ettik. Bir yandan oyunculuk hep devam ediyor. Yani ara verdiğim dönemler oldu, veremediğim dönemler oldu falan. Hep yan olarak haftanın 3 günü oradaysam diğer 4 günü oyunculukla devam etti. Ondan yanı sıra böyle adımlar atmaya devam ettim. Yani çok güzel. Gerçekten Barış Yılmaz bize farklı meslekler okuyup ama hayatta da farklı sevdiğimiz işleri yapabileceğimizin bir örneği. Barış Yılmaz'ı aslında bizim stüdyomuzda ağırlamak isteme sebeplerimizden de bir tanesi. Şu an okuyan gençlerimiz üniversitede işte farklı bölümler okuyorlar ama hayalleri farklı olabiliyor. Ya da işte ben bu bölümü bırakayım da başka bölüme yöneleyim diyorlar ama bakın işte Barış Bey de bunun çok güzel bir örneği. Bil ama yapma. O bölümü bitir. Mutlaka bir şeyleri bitirerek üzerine devam etmiş. Evet, bu çok güzel bir örnek aslında. Bir şeyleri bitirmeden değil, bitirerek yoluna devam etmesi. Şu an hepsi çantanızda, aslında heybenizde saklı birer değer. O çok daha değerli. Peki Barış Bey, bu kadar farklı meslek gruplarını tanımış biri olarak aslında sizin en büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeniz nedir? Ya dalına göre değişir. Hani inşaat okuduğum yıllarda bunu bana sorsanız derdim ki çok iyi bir firmada, X firması dünyaca iyidir. Orada olup kendimi meslekten geliştirmek olur. Ama oyunculuk olarak baz alırsak da uluslararası bir platformda boy gösterip Türkiye'yi gururlandıracak şekilde Haluk Bilginer gibi Emmy ödülünü alacak şekilde bir başarı gösterip ona göre böyle ulusal çaplı projelerde rol almak derim yani. Evet, ulusal çaplı projede oynamak istiyorsunuz. Kesinlikle. Peki oyunculuğunu beğendiğiniz kişiler kimlerdir? Örnek aldığınız ve birlikte oynamayı hayal ettiğiniz bir idolünüz var mı? Geniş çaplı bir soru oldu ama aklıma evet, gelecek biraz... olan. Büyük ustalardan başladım. Yani Şener Şen en büyük. Evet. Onunla oynamak istemiyorum. Ama aynı sahnede olmak çok başka olmalı bence. Yani hani bazı insanlar sektöre giriyorlar güzel. Hani belli bir para alıyorlar ama Şener Şen gibi ustalarla oynamak için bence para vermek gerekiyor. Değil mi? İz bırakan kişiler. Kesinlikle oynamak için. Haluk Bilginer diyebilirim. Diksiyonlu çok örnek aldığım. Hani sadece ödül aldığından vesaire değil. Geçmişte ve dünyada bizi tanıttığı için, Tamer Karadağlı gibi aynı şekilde bizi tanıttığı için isterim. Çok yönlü kişiliğiyle Yılmaz Erdoğan'ı kendime çok örnek alırım. Çünkü kendisi aynı zamanda bir inşaat mühendisinin geçmişi var. Yılmaz Erdoğan. O zaman sizin idoliniz daha çok Yılmaz Erdoğan gibi durdu. Yani şöyle mesela Oğuz Atay, Yılmaz Erdoğan gibi kişiler. Inşaat Oğuz Atay, evet. Kesinlikle onların bir inşaat mühendisinin geçmişi var. Tabii Yılmaz Erdoğan İTÜ inşaatı kazanıyor ama gitmiyor. Yani tiyatroya tanışıyor İstanbul'a gelince, memleketinden geliyor. Tanışıyor ve daha sonra tiyatroya devam ediyor. Ama hani ben tabii biraz daha farklı olarak bitirmiş de bulundum. Çok yönlü kişiliği olarak hem kendisi şiir okuyor, hem tiyatroda, hem filmlerde vesaire. Hani çok yönlü kişilerle örnek alacağım, oynamak istediğim kişilerden bir de Yılmaz Erdoğan'dır diyebilirim. Evet yani. Harika, güzel örnekler varmış. Peki sinema, dizi ve tiyatro üçlüsü arasında içinde olmaktan mutlu olduğunuz, size en çok keyif veren sanat dalı hangisi? Ya bu şöyle... Tiyatro başı çeker aslında. Çünkü tiyatro biraz daha oyunculuğun er meydanıdır. Çünkü tiyatro canlıdır. Yanlış yapma lüksün var ama çevirme lüksün de orada var. Tabii kestik, devam edelim olayı çok fazla montaj olmaz. Montaj kurgu yok. Montaj kurgu neyse o. Hani insanlar geliyor evet. Size 1,5 saat boyunca izliyor. Ne alabilirse ki çok doğaçlama yaptığımız zamanlar da oluyor. Yani unutuyoruz haliyle. Bu izlediğimiz güldür programları da öyle. Birçok şeylerde tamamen olmuyor. Onların deneyimine, tecrübesine bağlı olaraktan. Doğaçlama yaptıkları çok fazla oluyor. Bizde de öyle. Diğer türlü sinema ve dizide hani kestik, devam edelim. Bir sahne 10 defa çekilebiliyor. Ona göre modunuzu ayarlayabiliyorsunuz ama er meydanlı ve kendine meydan okuma, kendi içgüdüne meydan okuma anlamında daha çok tiyatro diyebilirim. Peki Türk seyircisi hangisini en çok seviyor? Bununla ilgili bir araştırma var mı? Bence Türkçe daha çok halkımız sinema. Sinema mı? Sinema ve dizi odaklı. Şimdi ben bu soruyu sorarken kesinlikle tiyatro dedim içimden. Çünkü tiyatroya, şöyle üçüne baktığımda tiyatroyu izlemek hakikaten çok daha farklı ve keyif veriyor. Çünkü
canlı canlı kişiyi görmek de insana haz veriyor. Yani oyuncuyu evet dizide, televizyonda görüyoruz. Farklı bir durum. Her zaman ulaşılmaz ama tiyatro izlerken evet aynı sahnedeyiz değil mi? Ulaşılabilir aynı. Yani şu an karşımda oynuyor. Kuliste görme şansınız var. Yani evet. Müjde Akezen'i izliyorum diyelim. Canlı canlı. Sonra kulisine gidip bir fotoğraf çekilebiliriz diyebiliyorsunuz yani. Bu güzel. Evet. Sinema ve dizi, dizi biraz daha böyle uçuk gelebiliyor. Yani oynuyorlar, gidiyorlar falan. Tabii halkımız biraz duygusallığı, karmaşayı veya işte bu ne derler dizilerdeki karmaşa falan çok fazla severler. Birbirinin arkasından oyunlar oynama gibi senaryoları çok fazla sevdikleri de için dizilerle biraz daha bağları yüksek. Bir araştırma olduğundan söylemiyorum. Hani içgüdü olarak böyle. Evet, doğru. Dizilere olan inançlarımız biraz daha fazla. Doğru diyorsunuz zaten. Türkiye'deki hani genel kanıya baktığımızda ya da genel izlenime belki böyle bir şey düşünebiliriz. Peki tiyatronun sinemaya göre çok daha zor olduğu kesin. Oynadığınız rolü seyirciye birebir anında yansıtabilmeniz çok önemli. O duyguları. Sahnedeki konsantrasyonu bozmamak ve yapmacık olmadan oynamak ne gibi püf noktalar gerektirir? Ya da bunu nasıl başarıyorsunuz bu doğal olmayı? Her zaman başarabilirim. Çok etkisinde kaldığım roller oluyor. Tiyatroda yine olmuyor. Biraz daha geçici olduğunu biliyorum ama sinema ve dizide çok fazla dezavantaj olarak geri gelebiliyor. Rolden çıkamayabiliyorsunuz çünkü. Ya bunun klişe bir yöntemi var. Genelde ayna karşısında kendimi görüyorum. Karşımdayım. Ben beni izliyorum. İşte jesti, mimikiyle, el kol hareketleriyle vesaire. Ayna karşısında mı çalışılır hep böyle tiyatrolarda? Genelde ayna karşısında çalışılır. Çünkü ses, diyafram nefesi gibi durumlarda daha çok ayna olarak oluyor. Yani ağlama, gülme, biraz yani dışarıdan bakandan deli der. Hani ikinci bir bakan açıkçası deli der yani. Ama oynayışı daha çok ayna karşısında yaparak hazırlanıyorum. Doğallığı sağlamaya çalışıyorum. Atladığım kısımlar olabiliyor. Çünkü oyuncu koçlarımız da oluyor setlerde vesaire. Hani Barış Bey şöyle değil de şöyle yapın dedikleri zaman oluyor. Aa bak bak hiç aklıma gelmemişti deyip de orada yeni bir şey kendime katıp öyle ilerlemek durumunda kalıyorum. Bazen son dakika krizleri olabiliyor, son dakika bir şeyler çıkabiliyor falan. Ya şu tonla değil de şu tonla yapalım diyor. O zaman evdeki bütün çalışmam bazen gidebiliyor. Oo, evet, o da ya, o kadar çalışmıştım Allah şimdi çok farklı oldu. Çekeceğiz, insanlar sizi bekliyor. Sahneye çekmemiz lazım diyerekten böyle hazırlandığım zaman peki, oluyor. Diyelim o gün hastasınız, biraz sesiniz çatallı çıkıyor. O gün hemen iptal mi oluyor yoksa o düzende bir farklılık koyarak mı devam ediyorsunuz? Daha çok o durumlarda yani sinema yani tiyatro zaten iptal olur direkt. Sinema dizi durumlarında ise hani önce bir gerekli ilaçlarla hani mesela limonlu, naneli çay gibi şeylerle önüne geçilebiliyor veya bakış sahneleri çekilebiliyor bu durumda. Mesela çok fazla konuşmuyorsun. Sesinizin kötü olduğu aşikar. Çok fazla konuşturmuyorlar. Hani sinemada çok mesela Hint dizilerinde çok olur. Kapı açılır. Aa diye bir şey olur. Herkes oraya. Yarım saat boyunca kapının açılışını izlersiniz. Ha, o da böyle. Bir şöyle bakarsınız, bir böyle bakarsınız. Ses yerine bakışlı. Onu sözsüz o şekilde düşün. Çözümlüyorsunuz. Aynen evet. Öyle. Bak hiç düşünmemiştim sözsüz böyle. Sözsüz iletişim yani oluyor yani. Evet doğru. Kurtarıyor yani. Çünkü farklı objelere dediğiniz gibi ilgi kayabilir. Arada müzik eklenebilir. Farklı şeyler doğru. Tabii hakikaten. Tabii. Bir Hint dizilerini hani buradan attı da bulunduk ama o şekilde bazen çünkü olabiliyor. Çünkü bakıyoruz bazen bir dizi var. Her hafta izlenen bir dizi. İnsanlar tarafından çok bekleniyor. Bakıyorsunuz bu kişi sonuçta insan yani. Bu performansı sürekli sergileyemeyebilir. Her hafta aynı modda olmayabilir. Hani kesinlikle. Öyle bir durumda o zaman daha çok efektler işi devreye giriyor. Sahneniz azaltılır en kötü. Ona başka X bir aktörün sahnesi daha çok olur. O hafta biraz azaltılır. Öyle bir dengeleme yapılabiliyor. Tabii. Tamamen hani şöyle olabilir bazen. Bir hafta önce, iki hafta önce diye diziyi başlatırlar. Bir hafta önce ne çekildiyse o tekrarlanır. Yani hayali kurgudan devam edilir. O iki saat bir şekilde kurtarılır yani. Orada senaryo biraz değiştirilir. Ufak yumuşatmalar yapılabiliyor. Kesinlikle. Peki henüz oynamadığınız ve oynamayı istediğiniz bir rol var mı? Tabii ki var. Vardı. Şöyle. Koronavirüsün başlamasına mütakiben bir rol geldi bana. Bir sinema dizisi, sinemaydı. Okurken önce bir kendime gelemedim. Yani öyle bir roldü, dram rolüydü. Çok hoşuma gitti. Ben bunu okuyacağım falan diyorum kendi kendime ama nasıl okuyacağım, ne olacak vesaire. Başta çok sevindim. Zor bir roldü çünkü. Okudukça içselleştirmeye başlıyorsunuz rolü. Yani çok detayda vermemeye çalışıyorum onu. Çünkü rafa kalkan bir film ama devam dediğimiz evet, falan her başlamadı. Her an başlayabilir bu rolü tekrar. O projede şöyle, dram rolüydü. Ağır psikolojik roller içeren, aslında 7. Koğuştaki Mucize'yi düşünün. Evet. Orada neşeli bir karakter vardı, ana karakter. Evet. Aras Bulut'un canlandırdı. Onun biraz daha içselleştirmesi, biraz daha dram rolüyle karşımıza çıkan bir... Seyirciyi ağlatacak. Kesinlikle, çok fazla. Beni de ağlatacak bir şekilde bir roldü. Onun önce okurken başta bir kendime gelemedim. Ondan sonra işte, yani düşünün, psikolog arkadaşlarıma yazdım. Onlara senaryoyu attım. Ya böyle bir şey var ama benim oynamak da istiyorum. Yani neden başkası oynasın? Ben madem öngörülmüşüm bundan, neden ben oynamayayım gibisinden. Bir kendimle mücadele ettim.
Sonra mentor olarak o mücadeleyi kazandım. Hazırım dedim. Yani provalara gideceğim. Böyle kendimi şey yaptım. Ondan sonra baktım koronavirüsten dolayı hava kalktı. Aynen. Ertelendi. O hazırladım. O mentorluk da boşa gitti ama her an hazırım ona da aslında. Belki daha zamanlı bekliyordur o proje. Hem sizin açınızdan. Belki de. Değil mi? Bazı roller oluyor. Mesela Joker filminde öyle. Rolün etkisinde kalan bir aktördü sonuçta. Çeşitli sıkıntılarda yaşadı kendisi. Bu da onun gibi yani. Olabilir. Rolün etkisinde kalabiliriz. Evet. Çıkamayabiliriz ama onu başardıktan sonra dediğiniz soruya geliyor. Tam anlamıyla başardım diyorsunuz. Ya benim için zirve tabii ki daha iyi olana kadar en iyisi bu diyebiliyorsunuz. Ama o rol benim için çok şeydi. Yani beklediğim önemli bir roldü. Böyle girişler, çıkışlar, işte beklemediğimiz sonlarla. Umarız o filmi, rolü oynarsınız. Biz de izleriz, merak ettim gerçekten. En son canlandırdığınız karakter neydi? Size benziyor mu yeni? Bana şöyle, en son bir kısa filmde rol aldım. Haziran gibi, yazın ortasıydı galiba. Şöyle, aslında benziyor diyemem ama biraz içinde görünüşünün yanı sıra içinde bir Anadolu insanı, türkü sever bir insanı canlandırdığı için içtenliğiyle yola çıkıldığı için rolde biraz hoşuma gitmişti. Biraz beni etkilemişti yani. Ama giyim kuşam olarak da hiç tarzım olmayan bir şekilde giyinmiştim. Yani ağır metalci, tabiri caizse satanist bir genç oynamıştım görünüş olarak. İçi Anadolu çocuğu, dışı biraz daha böyle şey, satanist bir genci oynamıştım. Böyle yüzükler, işte kolyeler falan değişik bir kıyafet şey vardı. Sonra baktım, hoşuma gitti. O yüzükler hoşuma gitti, böyle kolye falan hoşuma gitti. Tarzını çok beğendim daha sonradan. Fotoğraf falan çekildiğinde böyle bakıyordum kendime, iyiydi ama çok hayatıma yansıtamadım. Çünkü yüzüklerle falan günlük hayatta çok fazla olabilir ama iş yerine gittiğiniz zaman, yani bir inşaat mühendisi öyle giyinmemeli sonuçta. İş sağlığı uzmanı olarak. Yani iş güvenliği uzmanı olarak da çok fazla şey yapamayın. Yani. Dışarıdan kötü bakılıyor. İçinizi kimse görmeyebilir yani. Tabii ki. Dışarıdan öyle bakılmadığı için de çok hayatıma yansıtmadım. Çok giyim tarzıma yansıtmadım ama beğenmiştim yani. Çok farklı bir şey ama bu. Oynadığınız role kendinizde aslında bir şeyler bulmak değil mi? Kesinlikle. İşin bence en keyifli kısmı da odur herhalde. Kendinizi bulmak oynarken. Ya bu yönümde varmış diyebiliyorum. Yani bu da ben buymuşum. Hani Sezen Aksu'nun bir şeyi var, şarkısında diyor biz bir bedende kaç kişiyiz diye. O da varmış. O kişiliği de kendime eklemiş. Tam da öyle varmış. Aslında değil mi? Oynarken kesinlikle. Bunu fark ediyor olmanız lazım. Ya bağırıyorsunuz. Ya ben yapamam dediğin şeyleri yapıyorsun orada sonuçta. Yani bakıyorsan bu da benmişim. Bak bunu da yapabiliyormuşum. Bu meslekte de çünkü her oyunculuk, yani oyunculuğun belli meslekleri oynuyorsunuz. Az çok onlarla ilgili bir terimleri anlamış oluyorsunuz. Bir terim anlamı çıkıyor oradan. Ve diyorsunuz ki bunu da evet oynayabiliyormuşum. Aslında şey de çok güzel. Hayatta birçok şeyi yapmak istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz. Ama rol bahanesiyle, aslında rol bahanesi oluyor belki de. O karaktere bürünüp kendinizi bazen bir müddette öyle yaşıyorsunuz. O da güzel bir şey aslında. Farklı bir durum. Kesinlikle. Yani oyunculuğun zaten kolay kaçmak bildiğim tam bilmiyorum ama mesela ben lisede başarılı bir öğrenciydim. Yani dereceyle bitirdim zaten liseyi. Ama hep şu vardı içinde. Ya çok yönlü bir insan olayım. Biraz ondan biraz bundan olsun. Yani tek bir alana yönelmek de güzel bir şey ama her hani, şeyi yapabilirim aslında. Her şeyi yapabilirim aslında. O güçler aslında. Var bende. Yani bunu kendimce düşündüm. Ne yapayım? Oyuncu olabilirim diye düşündüm. Çünkü oyuncu olduğun zaman işim biraz kolay kaçması olacak ama her rolden biraz daha. Evet. Çünkü doktor olunca doktordan biraz kapıyorsunuz. Mühendis olunca mühendisten biraz kapıyorsunuz. Derken her mesleği canlandırabilince en azından hepsini görmüş oluyorsunuz. Evet. Oyunculuk biraz bundan toparlaması gibi geldi bana. Evet, o yüzden meslek olarak dan ziyade hayat tarzı olarak bakmaya başladım. Bir de şöyle düşünüyorum ben. Oyuncular çok yetenekli olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii. Yani çünkü evet doktorsun, doktorluğu yapıyorsun en güzel şekilde ama onu sen zaten hayat boyunca yapıyorsun. Hı. Önemli olan onu kısa bir sürede gerçekten öyleymiş gibi yapabilmek ve onun için de tabii ki birçok şeyi de öğrenmen gerekiyor. İşte yani mutlaka o rolü oynamadan önce izliyorsunuz, bilmiyorum ne kadar süre çalışmanız gerekiyor ama o kişiyi oynamak için eminim uzun süre çalışmak gerekiyordur. Ya bunun dünyaca örnekle mesela bir rol geldi size. Az önce bahsettiğim film gibi yani. O sonuçta uyarlama bir yapım. Ama hani ona benzer ya kim dram oynamış? Dramda en iyi kim? Dünyada veya Türkiye'de. Onları izliyorsunuz, onların videolarını izliyorsunuz. Onlar size bir ders oluyor. İzlediğiniz oradaki her video size bir öğretmen oluyor aslında. Onları izliyorsunuz, bakıyorsunuz hani burada böyle yapsam, şurada şu tekniği yapsam, şurada şu metodu yapsam gibi bir şeyler katabiliyor size yani. Sadece kendiniz değil, okuduğunuz kitaplar, oyunculuk kitapları da değil, izlediğiniz canlı bir şey bile size katabiliyor. Evet, harika, çok. Siz anlatınca insanın oyuncu olası geliyor. Ya her meslekten biraz işte. Evet, hakikaten keyifli bir şey benziyor ama. Hayatınız boyunca kaç farklı karakter canlandırabileceğinize inanıyorsunuz? Tam da üzerine konuşmuş olduk. Evet. Ya bir oyuncu zaten karakter seçmemeli. Yani her karakteri oynayabilmeli. Ama bazen insanların kült bir şekilde yani tipine oturmuş rollerde olabiliyor. Ya yani şu tipteki adam şunu oynar. Ama onu da oynadığı zaman daha başarılı olur gibi olabiliyor. Bence bir oyuncu hepsini canlandırabilmeli ya. Hani bunu bir ölçüt olmamalı.
Her tipinize bakıldığı zaman şunu oynamanız daha doğru veya yönetmen veya oradaki her kimse size bunu söylüyor. Ona göre oynuyorsunuz. Başarılıysanız ne hala. Değilseniz ama mesela bazı oyuncular vardı çok farklı rollerle karşınıza gelir. Bazı oyuncular mafyatik dizilerle karşınıza gelir. Abi bu adam önceden komedi oynuyordu şimdi böyle oynuyor denilebiliyor. Evet onu biz izlerken bile yadırgıyoruz ve ben bu rolde bunu nasıl izleyeceğim diyebiliyorsunuz aslında. Hı. Ya çünkü ben bunu o kadar böyle iyi bir insan olduğuna inanmıştım. Şimdi bu rolde bunu kişiyi nasıl izleyeceğim derken bir bakıyorsunuz filmin içindesiniz. O kadar güzel aynen oynuyor öyle. Ki artık siz eski rolünü çoktan unutmuş oluyorsunuz aslında. Aynen öyle. Yani onu da işte kendi kişiliğime katıyorum. Yıllarca insanlar beni bu rolde bildi ama bak bunda da oynayabiliyorum deyip de en azından işte zaten ödüller böyle gelir, başarılar böyle gelir. Değil yani mi? Farklı bir rolde karşılaştığınız zaman ve onunla başarılı olduğunuz zaman zaten insanın dikkatini çeker. İşte ben Barış Bey'i böyle tanıyordum, Barış Yılmaz şöyleydi, daha sonra böyle oldu gitti. İnsanlar şey yapabiliyor, etkileyebiliyorsunuz. Nasıl oyuncular birbirine örnek oluyor sürekli. Ha, kesinlikle. Harika bir şey, birbirinize öğretiyorsunuz sürekli de denilebilir aslında o sürekli değil mi? Ya. Yani set ortamında kimlerle oynadığını diyorsunuz ya kimlerle oynamak istedim. Yılmaz Erdoğan'la oynadığımı düşünün veya Şener Şen'le oynadığımı düşünün. Hı. Neler öğrenebilirim yani. Evet. Onca sene oyunculuk çalışmanız falan çok başka yerlere gidebiliyor. Yürüyen deneyim. Yürüyen Harika. Deneyim, aynen öyle. Peki hiç mesleğinize dair pes ettiğiniz, geri çekilmek istediğiniz bir dönem oldu mu? Korona virüsünün korona en büyük etkisi oldu. Döneminde. Sadece size anlattığım dram film değil, bir komedi filmimiz de var aynı şekilde. Kendi yazımız olan, kendi tiyatro ekibimiz oluşturduğumuz veya bazı skeçlerimiz var. Onlar da iptal oldu. Biz de ara vermek durumunda kaldık. Sırf koronadan değil tabii ki. Bazı zamanlarda mental olarak ara verdiğimiz zamanlar oldu. Çünkü inşaat mühendisliğine bir yandan koşturuyoruz, bir yandan başka şeyler oluyor derken okul muhabbetleri vesaire. İlla ki hem mentor olarak ara verdiğimiz zamanlar oldu. Senaryosunu okuyup çok etkilendiğim, ya ben bunu şu an için yapamam, 3 ay sonra hazır olurum dediğim zamanlar oldu. Evet doğru o da var. Maalesef. Ama sonuçta toparlanıp, ya ben yapabilirim, seçildiysen bir bildiğimiz bir şey vardır. Demek ki bir yerde iyiyim. Bir yerdeyim ya, illa ki bir şeyde iyiyim yani, kendimi görebiliyorum yani. Evet. O yüzden ara verdiğimiz tabii ki illa ki oluyor. Peki oyunculuğun sizi besleyen tarafları nelerdir? Şöyle ben oyunculuğa hiçbir zaman bir meslek olarak bakmadım. Bir yaşam tarzı, bir kıyafet gibi baktım. Şöyle zaten ben normal konuşurken arkadaşlarım bu durumdan çok yakınır aslında. Konuşurken araya böyle bir diziden sevilen kült olmuş bir dizi olabilir. Bir diziden veya bir filmden replikler söyleyebiliyorum. Kafamın içinde sürekli bir replikler dönüyor aslında. Yani komiktir. Yani X kişisi bana bir şey sorar. Ben ona bir diziden bir şey söylerim. Aslında ne diyorsun? Konumuzla ne alakası var der. Bazen konuyla alakalı bir şey söylerim. Komiğine gider falan. Birçok arkadaşım bundan yakın. Ya kanka şu an seni anlamıyorum der yani. Çünkü kafanızda şey var. Sürekli bir sahne var aslında galiba. Tabii. Bir dram sahnesi. Yolda yürüyorum. Müzik dinliyorum mesela. Ciddi ciddi yürüyorum. Kendim olmadığım bir şekilde. Ciddi ciddi yürüyorum böyle. Aslında bir şey yok. Ama ben böyle ciddiyim. Sanki ben bir ağır şekilde kamera beni çekiyor da ben böyle ilerliyorum. Orada sürekli hayat sahnesindesiniz aslında. Yani dünya bir tiyatro sahnesi evet, dercesine. Hep öyle derler ya. Oradan bir sürekli bir hayatıma kalkmaya çalışıyorum. Yani replikler işte şurada şu vardı ne bileyim güldür programları, güldür güldür tarzı programları aldım bazı komik şeyler. Arada böyle serpiştirebiliyorum hayatıma. O yüzden benim için kafamın içinde dönen böyle senaryolar olabiliyor. Çok güzel. Bu da beni besliyor tabii. Peki son dönemde aktif olduğunuz bir alan daha görüyoruz aslında Barış Bey. Bilinçaltına da biraz ilginiz var. Evet. Bilinçaltıyla ilgili çalışmalarınız yani ne zaman başladı? Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Şöyle, yine 2020 yılında gene çok yönlü karakteriniz plana çıkıyor. Ya bu birden olmadı aslında. Çünkü evet. Aslında hayatta psikoloji tabii ilgilenirim, okurum ederim ama hayatta hiçbir şey tesadüf değildir aslında. Hep bir arayıştayız diyorum ya. Evet. Ben tek bir alana giden insanlara çok şaşırıyorum. Doktorlar olabilir hani bunları biraz ayırıyorum bazı meslekleri ama tek bir alanda nasıl olabiliyor? Yani hiçbir canınız sıkılmıyor diyebiliyorum bazı insanlara. Nasıl sabrediyorsunuz? Bazı kitaplar okudum. Mesela Simyacı kitabını, Kuaihon'un bir değerli bir kitabı. Onu okudum veya diğer benzeri kitapları okudum. Orada hani şunu bana söylüyordu. Hem kitaplarda oluyordu. Karşılaşmalar, şu anki karşılaşmamız, programınızın beni çağırması vesaire. Bunlar aslında tesadüf değil bakınca. Bir çekim yasasına bağlı, bir metafiziğe bağlı şeyler. Bizim göremediğimiz. Karşılaştığınız kuklacıydı. O da yani benim için. 1,5 sene evet. Geçirdi ve bana çok şey kattı kesinlikle kendisi. Teşekkürlerimi sunarım buradan ona izliyorsa. Şimdi buradan düşününce 2020'nin getirmiş olduğu bazı işsizlik durumları oldu. Çünkü inşaat mühendisliği o zamanlar yapmıyordum. Bu da beni bazı arayışlara falan götürdü. İster istemez birçok insan psikolojik olarak etkilendi bu. Evden çıkamamalar, maskeler, mesafeler derken çok fazla etkilendi. Hala etkisinden çıkamayan bir sürü insan var. Ve benim de karşıma böyle bir gönderi çıktı. Bir hocamız çıktı. Oradan bir ilgimi çekti.
baktım, inceledim, nedir, nasıl olur falan diye. Okudukça daha çok evet hayatın içinden olduğunu, yani soyut değil de gerçekten somut bir kavram olduğunu anladım. Düşünce yapımızı etkileyen bir şey olduğunu anladım bilinçaltının. Derken ona biraz yoğunlaştım tabii. Eğitimini aldım vesaire, devam ettim. Kendince bazı meditasyon çalışmaları yaptım. Derken işte böyle böyle devam etti. Aktif bir şekilde zaten yapıyorum yani. Instagram'da onunla ilgili de sayfa kurdum, paylaşımlar yapıyorum. İnsan kendini iyi hissetsin diye böyle bir şey var. Yalnız değilsiniz demek için. Çünkü herkesin morali bozuk, doğru. Ya bu bir tek bende olmuyor, sizde olmuyor. Yani 100.000 kişi de olmuyor. Belki milyonlarcası sıkıntılar içinde. Dünya bir sınavın içinde. Derken de ben de o alana isterseniz girmiş bulundum. İyi ki de girdim aslında. Peki çok fazla bir okumanız var aslında. Bilinçaltını o zaman sizden dinleyin. Bilinçaltı nedir ve nasıl çalışır? Bize biraz da bunlardan bahsedebilir misiniz? Bilinçaltı hayattaki düşüncelerimizin bütünü. Nasıl diyeceksiniz? Hayatımızın %95'ini bilinçaltıyla, %5'ini normal bilincimizle. Oo. Sabah kalktınız, dişinizi fırçaladınız. Freud mu bu? Freud'a göre mi? Hem ona göre hem Joe Dispenza diye bir hocamız var Amerika'da. Onun da bilinçaltı konusunda dünyada bir numaradır. Onun da söylemleri neticesinde olan bir durum. Şimdi bakıyoruz, %5 bizim bilincimiz var. Nasıl? İşte araba süreriz, işimize gideriz, dişimizi fırçalarız, uyanırız ve uyuruz. Bunlar bizim normal bilincimizde olan otomatik şeyler. Evet. Bilinçaltımız bizim düşünce yapımız, özgüvenimiz, kendimiz olan inancımız, bir konuya yaklaşımımız, bir yerde olay oldu. Diyelim yanınızda bir olay oldu, X bir olay oldu, ona nasıl bakıyorsunuz? Heyecanlanıyor musunuz, korkuyor musunuz? Ya hiç bulaşmadı diyorsunuz, ona devam ediyorsunuz gibi hayatınızı birçok yönden etkileyen ve 0-2, 2-5, 5-12 ve 12 yaş sonrası dediğimiz beynin bazı frekansları vardır. 4 farklı frekansı vardır belli yaşlarda. O zamanlar bize ailemizin tırnak içinde iyiliğimiz için söylediği ama bilinçaltımıza kötü kötü işleyip de ilerleyen yaşlarda karşımıza çıkan zihinsel düşüncelerin bütünüdür aslında bilinçaltı. Çünkü bizim beynimizin bazı frekansları vardır. 0-2 yaş arası tetadır. Yani bebeklik diyelim, bir şeyleri anlamlandırır. Evet. Bu nedir, şu nedir gibi adlandırdığımız şeyler. 2-5 arası tetadır. 5-7 arası deltadır ve 5-7 arası değişebiliyor. 5-7 delta, 7-12 arası da alfadır. Alfadan sonra bizim bilinçaltımız kapanır. Yani 12 yaşına kadar bilinçaltımız hakim, 12'den sonra kapanır. Açmanın çeşitli yolları var. Bu şey değil o ama. Zaman tüm bilinçaltımız 12 yaşa kadar olan kısmı. Tabii, 12 yaş altına kadar. Hani oğlum şunu yapma, kızım bunu yapma dediğimiz bir 0-7 yaş arası yer vardır. Aslında tümüyle biz beta frekansı deriz. Alfa da 12'den sonra gelir. Orada işte biz olumlu veya olumsuz telkinler alırız. Oğlum sobaya dokunma, işte kızım can var, şey yapma elin kesilir, bir şey olur gibisinden çok fazla ailemizden. Yani bizim iyiliğimiz için konuşurlar ama aslında o pek öyle olmuyor bilinçaltında. Daha sonra karşımıza bazı sorunlar olarak, bazı travmatik tepki olarak çıkıyor bunlar. Bu şekilde ilerleyen bir süreç. Peki nasıl davranmak gerekir o dönemlerde çocuklara? Ya şöyle, basit bir örnek vereyim. Mesela 4 yaşındasınız, ailenizle bir denize gideriz. Denizde işte aileniz plajda otururken siz denize yaklaşın. Suyu tanıyorsunuz 4 yaşında, daha önce görmemişsiniz. Suyu tanıyorsunuz, dokunuyorsunuz falan. Kızım suya girme, boğulursun, bir şey olur diyor anneniz. İyi denize, tabii ki sizin iyiliğiniz için söylüyor. Babanız aynı şekilde alıyor sizi sudan tekrar kumsala doğru getiriyor. Güzel. Size 4 yaşında bunu söylüyorlar. Ve aynı sizden 10 yaşında bir de yüzme kursuna yazdırıyorlar sizi. Siz bana 4 yaşında zaten bunun iyi bir şey olmadığını söylediniz. Ben zaten bunu bilinçaltımda kopya kendimce depoladım. Dedim ki ya su kötüdür, niye beni boğar? Ben bunu zaten düşündüm. 10 yaşında aynı kişiden yüzme performansı bekliyorsunuz bir de. Beni yüzme kursuna yazdırıyorsunuz. Ben 4 yaşında onu zaten kötü olarak depoladım kendime. Çocuk bir daha burada süreç yaşıyor. 10 yaşında yaşasa iyi bari. 30'unda 40'ında yaşayan insanlar var bu durumlarda. Başarısız mı oluyorlar işte o zaman? Başarısız olmuyorlar. Korkuyla yaklaşıyorlar. O korku yenebilirlerse ki artık belli durumdan sonra terapi görmeleri gerekiyor. Bayağı bu insanlar psikoloğa gidip de terapi görenler var. Profesyonel yardım almak isteyen var. Mesela beceriksizleri şöyle değerlendirebilir miyiz? Siz anlatınca da söyledim. Yani çocuk eline bıçağa dokunduğu anda dur ne yapıyorsun bırak falan diye çok şiddetle yaklaşıyoruz. Çünkü Allah korusun hani bir yerini keser vesaire kendine saplar bir şey olur diye korkuyla aynı yaklaşıyor. Aslında çok kötü bir şeyle sonuçlanmayacaksa bırak yapsın. Bırak öğrensin. Ya bırak evet. Hani o an aldı belki de ya da çok büyük tepki vermeden hani yerini bıraktırmak gerekiyor. Büyük tepki verdik. Şimdi bu çocuk yarın bir gün yani kesinlikle doğru düzgün yemek yapamayacak o zaman. Korkarak çünkü yani şunu şuraya koymayıp titreyerek koyabiliyor. Yani ya düşünce ya bu kırılırsa mesela misafirlerinde çok fazla çay dökül bu bende de olur. Küçükken direkt ağlardım. Oturuyoruz mesela bir yer sofrası o zaman çok hakim yani, evet. 2000 yıllar. Diyelim ki ben çayı döktüm. Hemen ağlamaya başladım. Neden? İşte ailemin bana kızacağını bilirim orada. Hemen bana kızacaklar. Evet, içinde rencide olacağım. Daha 6-7 yaşındayım siz düşünün yani. İşte bilinçaltı böyle çalışıyor. 7 yaşına kadar bir şeyleri söylerseniz 7-12 yaş arası becerilerimiz başlar. Alfa frekansında yani beynimizin. 12'den sonra artık bilinçaltı kapanır. Orada ne aldıysan alırsın. Daha sonra düzeltmek senin çabana kalmıştır. Benim de olumsuz bir şeyler yaşadığım için zaten bilinçaltına yöneldim.
Yani aslında olumsuz şeylerin ne kadar olumlu yerleri kapı açtığını, Şems-i Tebriz'in dediği gibi nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını diye bir lafı vardır. İşte hayatındaki olumsuzlukların sana olumlu şeyler getirdiğini böylece anlamış oluyoruz. Bazen iyi ki olmuş diyoruz, bazen iyi ki daha kötü sonuçlanmamış diyoruz aslında. Böyle Aslında ne orta olacağını da sonuçta. bilemiyoruz. Yani o zaman çocukları 12 yaşına kadar mükemmel yetiştirmek de çok iyi bir şey değil. Hani bu bilinçle çocuk yetiştirdiğinizi düşünün. İyi anlamam, kötü anlamam ama. Yani bilmiyorum işte iyi bir şey mi bu? Tabii Hani ki bir şey. iyi bir şey. Çocuğa o zaman hep şey yaparsınız. Hep olumlu telkin. Hiç aslında 12 yaşına kadar onu olumsuz bir Ya şekilde birçok alana yönlendiririz. sabote etmezsiniz. Tabii birçok alana yönlendiririz. Yani baba ben şunu yapacağım tabii ki yapabilirsin. Anne ben bunu yapacağım tabii ki yapabilirsin. Ha şunlar Tamamen şunlar var. özgürlük mü o zaman orası? Tamam özgürlük değil de hani iş güvenliği gibi düşünün. İş güvenliği nedir? Belli sınırlar altında bir çalışmalar yürütülür. Yani o sınıra maksimum sınırlardır. İş kazası olmaması için bazı önlemler arasınız. Şimdi buna bakınca da o alan içinde yani o sınırdan kastım güvenli sınırlar Evet, içinde güvenli birçok alan. şey yapabilir. Yani özgürlükten kastı o. Zaten bu insanın 12 yaşından sonra bilince oturduğu zaman ne yapmak istediğini bilen bir insan O olur. sınırları zaten kendi çizecek artık. Siz ailenizden ya siz büyüklerinizden ne alıyorsanız siz çocuğunuzu uyguluyorsunuz. Ben ne alıyorsam ben de onu uyguluyorum. Ne kadar bilinçli bir şekilde bir şeyler yapmaya özen gösterirsem, gayret gösterirsem ben de onu aynı şekilde aşılıyorum. Çok yönünün aslında böyle bir yönü de vardır. Yani bunu da görüyorsunuz, şunu da görüyorsunuz. Daha iyisini seçip ona rehber olabiliyorsunuz. Yapmayabilir, kendi bilir. Öncelikle onun bir seçim şeyi vardır. Dayatmadan, ya kızım bak yüzme de var. Oğlum basketbol da var. Bak hangisi hoşuna gidiyorsa devam et Aslında diyebiliriz şey mi, yani. bilinçaltında daha sağlıklı bireyler yetiştirebilmek adına bilinçaltında o zaman alanı olabildiğince açıp o Kesinlikle. alanda çocukların Vizyon sahibi olmak, yani vizyondan kastımız şu. Evet alanımız var. Birçok şey yapabilirsin. Her şeyi başarabilirsin inancı biraz. Tabii günümüz şartlarına biraz daha zor olabiliyor. Bazı mesleklerin alanı daraldı. yok Bazılarınki oldu. yok oldu. Yani inşaat başında geliyor. Bazı mühendisler tabii dahil. Yani şunlar da var. Buna yönebilirsin. Bak çağımızın mesleği şu. Bunu yapabilirsin. Buna Doğru. ilerleyebilirsin gibisinden yönlendirme söz konusu oluyor. O yüzden iyi ki bu konulara giriyoruz ki iyi ki insanlar çocuklarına bunları aktarabiliyorlar. Evet, çok güzel. Korkutmadan. Çok ilgi. Yani size anlatırken çok hoşuma gitti. Peki korkularımızın bilinçaltı ile bir bağlantısı var mıdır? Çok fazla Eminim. var. Su korkusunu az önce bahsettik Evet. zaten. Korkular aslında ikiye ayrılır bakınca. Bir öğrenilmiş korkular vardır, bir de öğretilmiş korkular vardır. Öğrenilmiş korku şu. Benim kendim tecrübelerimle deneyimlediğim. Çay sıcaktır, soba sıcaktır. Ne bileyim kırık cama dokunduğu zaman elini keser. Değil mi? Acı. Bakın elimi kesiyor gerçekten de. Ya çay içtiğim zaman birden içersem ağzım yanıyor. Ben bunu öğrenmiş oldum. Öğrenilmiş korku. Kendi deneyimlerimle. O yüzden Evet. diyorum ya bırakın yapsın diye. Elim yanacak bırakın yansın. Bir kere Ki yanar. bir kere yanar. Ne olduğunu öğrenir. O onun öğrenilmiş korkusu olur. Bir de öğretilmiş korku var. Yani bizim zihinsel olur korkularımız ve ailemizin bize yaptığı. Oğlum sobaya dokunma elin yanar. Oğlum şunu yapma şunu yapar. Suya girme boğulursun gibi gibi. Ailemizin sözde bize iyilik olarak anlattı. Ama aslında işten öyle yürümedi. Bilinçaltımızda depolanan ve %85'i ki zihinsel korkulardan oluştuğumuz bir de öğretilmiş korku var. Koşullandırma. Koşullandırma, yönlendirme. Ya ben bunu hiç yapmadım, bunu yaparsan ne olur işte. Annem bana böyle demişti aslında. Yaşın 25'tir, yaşın 45'tir yani sen bunu böyle olduğunu düşünürsün. Ya o işte bilinçaltı 7 yaşından başlar, bu zamana kadar gelir. Sonra ara ki bulasın, 7. yaşa döneceksin de yapacaksın da. Gerçek bir psikoloji, çocukluğunuza dönün derler ya. Evet Gerçekten hep öyle. öyle ya. Orada ufak bir İzliyoruz değişiklik. dizilerde sürekli çocukluğa dönüş. Öyle olmak zorunda. Mesela Kırmızı Oda diye bir dizi vardı. Evet. Orada Erkan Petekkaya'nın oynadığı bir rol vardı. Hep Sürekli çocukluğuna çocuğa dönüyordu. Yani evet. çok basit ve güncel bir örnek olduğu için Evet, evet, söylüyorum. evet. Çocukluğuna dönüyor bu insan ve oradan alıyor. Oradaki bir parçayı düzelttiği zaman bundan sonraki 40 yılı belki daha temiz bir şekilde gidiyor. Ya ben bu yaşıma kadar neredeydim diyor mesela. İyi ki gelmişim ki çocukluğuma inilmiş. İnilecek ki gitsin. O zaman bu bilinçaltı eğitimi ya da bilinçaltı farkındalığı sanki böyle ebeveyn eğitiminde zorunlu bir şey, ebeveyn eğitiminin bir parçası olması gereken bir durum gibi. Olmalı. Değil Yani mi? tabii ki ailemin sonuçta ne gördüyse biz de onu yapıyoruz. Evet. Ben büyüklerimden gördüysem onu yapıyorum. Ben kendimi ne kadar geliştirirsem, hani der ya çocuğunuzu terbiye edin diye. Hayır. Kendini terbiye et. Çocuk zaten senden alacaktır. %80 anneden bir gen alıyor. %20 babadan bir gen alıyor zaten. Zaten senin bir parçan o. Sen kendini ne kadar terbiye edersen, ne kadar kendini geliştirirsen, farkında olursan çocuk otomatikman onları alacak zaten. O yüzden önce kendimizden başlamalıyız. Korkular o yüzden böyle. Birçok korkumuz zihinseldir. Araba sürme korkusu olan insanlar var. Asansörde kalma. Klostrofobim diyorlar. Evet, Kapalı evet, alan evet, kalma. evet. Zihinsel. O da zihinsel. Hatta Yani çocuklukta çok komik şeylerden korkup hala şu an mesela 40-50 yaşında genç korkan insanlar var. var. Yani çocuk ben bunu yaşamıştım. Ne oldu? İşte korktum. Sonra üzerine gittim. Yok. Üzerine gitmiyorsa tabii ki sıkıntı olacak. Üzerine gitmek Evet. hani bir laf var. Bernard Russell söyler. Her gün seni korkutan bir şey yap diye. Ben bunu hala yapıyorum.
Mesela ben otomatik vitesli araba kullanmaya alışkın biriyim. İş yerimde işim gereği yeri geldi vitesli araba kullanmam gerekiyordu. Çok da değil, 2-3 hafta önce yani. Evet, nasıl yapsam, nasıl yapsam öğrenmeliyim ya dedim. Kendi başıma oturdum, firmaya gitmem gerekiyordu. Bayağı gittim geldim. Abi bu kadar zor değilmiş. Zihnimde büyütmüşüm. %85 korku. Olmayacak korkuları zihnimde büyütmüşüm aslında. Araba bir örnek. Birçok örnek var. Sizin de yaşantınızda birçok örnek vardır tabii ki de. Mutlaka. Ya bir zihinsel, yani asansörde kapalı kalma, panik ataklar vesaire hep zihinsel korkularından gelir. Gerçekte sana bir şey olmaz ama kalp krizi geçirdiğini düşünüyorsun. Hani panik atan öyle bir şey ya, kalp krizi geçirsin işte başıma da geldi, gelmedi değil. Tırnakların işte kanınız çekilir vesaire, donar. Aslında bir biyolojik bir şey olduğunu düşündüğünüz ama değildir. 10 dakika sonra gelip geçicidir yani. Birçok duygular gibi. Doğru. Hakikaten. Peki yaşadığımız bazı travmatik olaylar bilinçaltımıza kodlanıyor. Peki bilinçaltı meditasyon çalışmaları ile travmaları nasıl minimize edebiliriz? Şöyle, Bu bunun yaşa kadar için yaşadık, 12'ye kadar aldık onu artık. Peki onu nasıl yok edeceğiz? şöyle, ya yok etme diye bir şey aslında söz konusu değil. Mesela Doğan Cüceloğlu, yakın zamanda vefat eden Evet. hocamızın şöyle bir lafı var. İnsanların en büyük hatası duyguların kalıcı olduğunu düşünmeleri der. Duygular kalıcı değildir, misafirdir. Gelir ve giderler. Ona ne kadar müsamaha gösterdiğin sana kalmıştır der. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Bazı ototelkin yöntemleri var. Yani kuantum bilinçaltında öyle bir 4 veya 5 tane yerine göre değişebilen insanlara önerdiğimiz 4 tane ototelkin yöntemi var. Yani kendilerini tabii ki tek olacak şekilde, bir odada olacak şekilde, kendi evi olabilir veya ara verdiği bir yer olabilir, kendi olacak şekilde belli zihinsel yönlendirmelerle, gözlerini kapatarak belli bir açıyla yapması gereken bazı şeyler var. Yani çok fazla detaya girmiyorum çünkü her biri uzun metotlar. Onları yaparak günde belli zaman, bir nevi meditasyondur aslında onlar, onar dakikayla 21-90 kuralımız vardır bizim. 21 gün bir şeye alışma süresidir. 90 günde onun tamamını yapıp ömrü boyunca uygulama süresidir. Yani 90 günden sonra artık alışkanlığı edinmiştir. Bundan sonra devam edecektir dediğimiz bir süredir. Bu 21-90 kuralına göre de hareket ederek meditatif şekilde devam edebilir, üstesinden gelebilir yani. Çok güzel. Bu 21-90 günü aslında her şeyi de uygulayabilir miyiz? Hemen hemen her şeyde. Mesela çocuğa kitaplar, biz hep kitap okumanın öneminden Kitap bahsederiz ya. okuma O yüzden alışkanlığı. stüdyomuzda da kitaplarımız vardır. Mesela bir çocuğa kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için 21 annesi çocukla birlikte kitap okusa. Tabii ki ya, mesela evinizde kitap okuma saati yapın eşinizle, çocuklarınızla. Onlar okudukça zaten, siz okudukça onlar özenecek isterse. Mesela şey gibi düşünün, ben evde ders çalışamıyorum. Nerede çalışayım? Okulun kütüphanesinde. Neden? Okulun kütüphanesinde çünkü herkes ders çalışıyor. O çalışıyor, o çalışıyor, o çalışıyor. O zaman ben de onlara bakıp çalışmam gerekiyor demek ki. Yani herkes çalışırken sizin telefona bakmanız, kendi zihniniz bunun abes olduğunu anlar. Kim ne Evet. yapıyorsa siz de onu yaparsınız. Her akşam çocuklarınızla belli vakitlerde kitap okursanız, bir saat, onlar otomatikman bir gün olmaz, iki gün olmaz ama illa ki üçüncü günde siz de kitap okumaya başlayacaktır. O zaman şunu da diyebilir miyiz üniversite öğrencisi arkadaşlarımız için? Hani bazen şeydir ya, of bir türlü ders çalışamıyorum, ben bu okulu bitiremeyeceğim. Çünkü üniversiteye girene kadar da zorlanırlar. Hatta bunu LGS, üniversite sınavına girecek öğrenciler için de söyleyebiliriz. Ben ders çalışamıyorum. Üniversiteye başlamış öğrenci, ben bu dersi geçemeyeceğim, bu bölümü bitiremeyeceğim. Böyle kapatırlar kendilerini. Onlar için de söyleyebiliriz aslında, değil mi? 21 gün, o zaman kilit Tabii güzel tabii tabii. bir süre zaman ya da. 21 gün ders çalışmak nasıl devamı geliyor diyebilir misiniz? Evet, alışkanlık süresi 21 günden sonra alışkanlık 21. olur. Süreklilik süresi 90 gündür. 90 gün. 90 günden sonra artık o sürekli olur. Yani sen anlamadan, ne olduğunu bilmeden zihnin o artık kendini programlar. Nasıl her Otomatik. gün tabii dişlerini fırçalıyorsan, duşunu alıyorsan veya ne bileyim telefonuna bakıyorsan orada artık bir ihtiyaç olur. Fitness'ta da böyledir, sporda da böyledir, birçok şeyde böyledir. Yani artık o senin alışkanlık olur ve hayatına yansıtmaya başlarsın. Dediğimiz o hani travmatik olaylar demiştiniz ya bir önceki soruda. Onun gibi mesela travmatik bir olayınız var. Ona göre ototalkin yöntemi vardır. Size bunu sunar hocalarınız veya psikolojik anlamda kimle danışıyorsanız. Size bunu sunar. Kendiniz uygulananı seçersiniz. Hepsini öğrenirsiniz ama hangisi hoşunuza giderse. Onu seçersiniz. Belli aralıklarla meditasyonu yaparsınız. 10 dakika. Çok bir zaman değil. 15 dakika çok bir zaman değil. Yavaş yavaş yapıp önce 21 gün. Onu açtıktan sonra artık oturur zihninizde, vücudunuzda oturur o durum. 90 gün boyunca devam ettirirsiniz. Artık o sizin bir huyunuz olur. Hayırlı olsun. Bir tane yeni bir kişilik, Çok yeni bir güzel ama davranış, yeni bir huy ya. kazanmış oluyorsunuz. İyi de olabilir, kötü Harika. de. Peki yetişme tarzımız, çocukluğumuz, geleceğimiz bilinçaltı konusunda nasıl etkiler? Az önce bahsettiğim gibi, yani ailemizin biraz bunda farkında olması lazım. Biraz korkarak, kızarak, bağırarak, döverek yetiştirmemesi lazım maalesef. Çok günümüzde de var maalesef. Var. Bizim zamanımızda da illaki oluyordu. Eskiden daha çoktu. Eskiden daha çoktu. Şimdi biraz daha az. Daha Evet. bilinçli hareket ediyor ailelerimiz. Ama hani bir tartışmam var. Bunu onlara yansıtmamız lazım. Hani eşinize tartışabilirsiniz, olabilir. Hani şu Haluk mutfak muhabbeti vardır. Onun Evet. olması bence mantıklı yani. Hani çocuklar ne kadar onu görmezse, tabii olumsuz şeyleri görmeliler ama çok uzun süre görmemeliler.
İşte bir yere gittiği zaman korkarak onu öğretmememiz, yani korkarak bir şeyleri söylemememiz lazım ona. İşte su şöyledir, çay böyledir, soba sıcaktır, işte cam yenmez, ağzını keser falan. Hayır, bırakın öğrensin. Korkusun var, öğrensin. Çok kötü yani, ölümle sonuçlanmayacak bir şeyse yapsın. Ki kendisi öğrenilmiş korkular olsun. Sen o korkuyu ona öğretme. Çünkü 50 yıl sonra onun başına geliyor. Ondan sonra psikolojisi direkt gidebiliyor. Bilinçaltı direkt ona kayıyor. Diyorum ya, %95 bilinçaltıyla yönetiliyoruz. Farkında değiliz. Çekim yasası, farkında değiliz aslında. Peki kesin 12 midir? O yaş dediniz ya, delta, beta. Tabii yani araştırma sonucunda öyle olmayan. Yani herkes, onu peki 12 değil de 13, 15 diyen var mı? Genelde herkes 12'de mi birleşmiş? En fazla 14'tür. En fazla 0, 14 derler. 0, 2, 5, 5, 7, 7, 14, 7, 12. 7, 14. Çünkü 15 artık ergenlik yaşıdır. Ondan sonra kadınlar ergenliğe daha erken girerler. Ergenlikle bölüyorlar aslında. Tabii tabii. Ergenlikle düşünce yapımız çok fazla şekilleniyor. Bilinçaltımızda çok oturuyor. Vücut aslında bunu anatomik olarak, bu düşünce olarak değil, anatomi olarak da şekilleniyor yani. 12 yaşından veya kadınlar, erkekler 15'ten sonra ergenliğe girdikleri için vücutsal değişimler, bilinçsel değişimler olduğu için en fazla 14 yaş. 12-14 arası. Kadar bilinçaltımız hayatımıza, bütün hayatımızı kalan kısmı şekilleniyor. Alfa dediğimiz frekans. Aa, çok öyle. Güzel. Ya Barış Bey, gerçekten sizinle program çok keyifli geçti. Zaman nasıl geçti ben onu anlamadım. Oyunculukla başladık. İnşaat mühendisliği, iş sağlığı derken bilinçaltı hakikaten çok daha olayı şekillendirdi ve farklı renkli. Çünkü bildiğimiz ama ismimizin, evet, aklımıza gelmeyen bir kavram aslında. Bir şey bilirsin, yani şunun obje olduğunu bilirsin. Ama bu ne oldu? Bardak diyemezsin buna. Veya fincan diyemezsin buna. İşte o fincanı bilinçaltı oluşturuyoruz. Ama bu bilinçaltıları, bu fincandır diyebiliyoruz. Bilmediğimiz, hep farkında olduğumuz, hayatımızda olan bir şeye isim vermek gibi. Çok güzel. Yani. Yani çok seri konuşuyorsunuz. Sizi dinlemek çok çok keyifli. Seri konuşan insanları çok severim. Barış Bey, son olarak sizden şunu istiyorum. Üniversite TV ile ilgili düşüncelerinizi. Şöyle, çok yönlü bir insansınız. Biz de çok yönlü bir değerlendirme bekliyorum şimdi. Ya şöyle, çok teşekkür ederim ben öncelikle konuk ettiğiniz için. Ki birçok alanda biz de ismimizi duyurmuş olduk. Bunlar da var diyebildik. İnsanlar hiçbir zaman tek bir alanda demeyeyim de karamsarlığa girmemeliyiz ya. Hani ben de inşaatla başladım. Çok çeşitli araştırmaya girdim. Hani ben bunu bitirdim, illa bu olmalıyım değil. Birçok arkadaşım inşaat bitirip, aynı devre arkadaşlarım, farklı mesleklere boyun gösteriyorlar. Çünkü hayat, arayış bizi nereye getireceği gerçekten belli olmuyor. Bu da onlardan biri. Benim arayışlarımın, benim sayfalarımın, paylaşımlarımın getirdiği şey sayfanıza bana bu teklifi göndermesiydi. Yani böyle başladı ve şu an karşınızdayım. Bu da tesadüf değil. Evet. Böyle yavaş yavaş geldi. Hiç yoktan mı oldu? Tabii ki hayır. Belli bir birikimlerle oldu. Beni davet ettiniz, geldik, konuştuk. Ben de iyi kötü bir şeyler anlatabildiysem sizlere veya kameradaki, karşıdaki kamuoyuna. Ne mutlu bana. Güzel bir kanal, kaliteli bir kanal. Paylaşımlarınızı zaten takip ediyorum. Her yönden insan. Çok yönlülük sadece değil bu. Birçok insanı, müzikten de, evet, spordan da. Her alanda. Bir hocamız vardı, spor alanında, antrenördü sanırım, tenis antrenörü. Evet, onun hakkında, evet, biraz konuşuldu. Ben de izledim, çok mutlu oldum. Ne güzel. O, ben de o konuda biraz kendimi öğrenmiş oldum. Bu da varmış, bunda böyle yapılabiliyormuş gibisinden kendince yorum yapma şansım oldu. Her konuda insanları davet edip onları sesi olmak güzel bir şey. O yüzden çok çok teşekkür ederim size, kameraya bakan insanlara. Öyle diyebilirim yani. Şimdi, evet, içinden gelenler bunlar. Çok güzel. Peki biz de çok teşekkür ederiz. Bugün Üniversite TV ekranlarında Sanatla programında Barış Yılmaz'ı konuk ettik, ağırladık. Ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Dilinize çok sağ olun. Çok da güzel bilgiler edinmiş olduk. Buradan bütün üniversiteli gençlerimize o zaman çok güzel bir mesaj aslında. Bitirdiğiniz bölüm ne olursa olsun ama kendinizi çok yönlü yetiştirebilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Kesinlikle. Sevdiğiniz işleri yapabilirsiniz. Barış Bey de bunun çok güzel bir örneği olarak karşınızda şu anda. Programımızı tekrar izlemek isterseniz YouTube kanallarımızdan izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz bu güzel, keyifli programımızı. Bizden bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyoruz. Üniversite TV ekranlarından hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Evet.